Ekonomist Atilla Yeşilya da erken seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AKP ve MHP'yi üzecek bir haber verdi. Sedef Kapaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Diyor ki, ilk seçimde diyor Erdoğan kaybedecek, emekli olacak. Siyasetten diyor bu şekilde diyor, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederek diyor emekli olarak ayrılacak diyor. Kendisi aynı zamanda AKP'ye hiçbir düşmanlığı olmadığını da belirtiyor. Burası gulu gulu ekonomisi oldu diyerek de eleştiriyor. Yeni Çağ gazetesi de bu açıklamaları manşetten vermiş. Ayrıca açıklamasının bir bölümünde de kusura bakmayın burası Sudan değil diyor. Bunu neden söylüyor? İşte efendim AKP seçimi kaybetse de gitmez, iktidara teslim etmez. İstanbul seçimlerinde yaptıklarının aynısını yaparlar diyorlar ya, onlara yanıt olarak söylüyor. Yani olası bir erken seçimde iktidarın değişeceğini söylüyor, AKP'nin MHP'nin seçimi kaybedeceğini belirtiyor. Bunu herkes biliyor. Bir tek CHP Genel Merkezi ile İYİ Parti Genel Merkezi bilmiyor. Neyi bilmiyorlar? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da seçimi kazanabileceklerini gördükleri halde ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Demirtaş veya İlhan Kesici gibi isimleri önümüze çıkarıyorlar. Evet, Erdoğan ilk seçimde belki de hiç olmadığı gibi 20 yıl boyunca seçimi büyük bir farkla kaybedecek. Bugüne kadar CHP sayesinde farkla kazanan Erdoğan bu kez CHP'ye rağmen belki seçimi kaybedecek. Ama aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olursa, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa Erdoğan bir kez daha seçimi kazanacak. AKP'nin en büyük şansı kendisine bağlı bir kemik seçmen kitlesinin bulunması. İkinci en büyük şansı da Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu gibi muhalefetteki liderlerin rakibi olması. En büyük şansları bu. Bugün AKP bu kadar güçlüyse ana muhalefet partisi CHP'nin hataları yüzünden güçlü. AKP'yi ayakta tutan CHP, CHP'yi ayakta tutan da AKP.